Amerika'nın Sesi'nin Washington stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Selin Süer Ünlü. Rus birliklerinin geçen hafta Ukrayna toprağı olan Kırım'a girmesinden sonra kriz giderek derinleşiyor. Amerika Başkanı Barack Obama dün Rusya Cumhurbaşkanı Putin'le bir saat süren bir telefon görüşmesi yaptı. Beyaz Saray görüşmede Obama'nın Putin'e anlaşmazlığa çözüm olabilecek bir dizi diplomatik öneri sunduğunu açıkladı. Bu arada Obama dün Ukraynalıların mal varlığını gasp eden ve ülkenin toprak bütünlüğünü ihlal eden kişilere yaptırım uygulanmasını öngören kanun hükmünde kararnameler de imza attı. Amerika Temsilciler Meclisi de Ukrayna'ya 1 milyar dolar kredi garantisi sağlayan kararı onayladı. Karar şimdi Senato'da oylanacak. İşte biz de bugün tüm bu gelişmelerin detaylarını Amerika'nın Sesi Türkçe bölümünden Mehtap Çolak Yılmaz'la konuşacağız. Mehtap, son 24 saate çok şey sığdırdı Washington yönetimi. Bu gelişmelerin detaylarını senden dinliyoruz. Şimdi Amerika Başkanı Barack Obama'nın dış politika konularındaki yaklaşımı kuşkusuz savaş başlatan değil, barış getiren başkan olmak ve böyle bir arkasında bir şeyler bırakmak istiyor. Ancak bu koşullarda Amerika'da, Washington'da uzmanların yaptığı yorumlar Obama'nın işinin zor olduğu yönünde. Zira Ukrayna krizi için Obama göreve geldiğinden beri yaşadığı en zor kriz yorumları yapılıyor Ukrayna kriziyle ilgili. Şimdi son 24 saatte neler olduğuna gelecek olursak, 24 saatte en önemli gelişme kuşkusuz Obama'nın Putin'le yaptığı telefon görüşmesi. Bir saat süren bu görüşmeyle ilgili detaylar Beyaz Saray'dan geldi. İki tarafın, iki ülkenin görüş ayrılıklarına giderebildi mi sorusunun yanıtı ise maalesef bu telefon görüşmesi. Hayır, görüş ayrılıkları hala mevcut. Gelen açıklamalar zira o yönde. Detaylar Beyaz Saray'dan geldi dedik. Ne oldu? Obama'nın Putin'e Kırım'daki Rus askerlerinin varlığının Ukrayna'nın egemenliğini ihlal ettiğini söyledi Obama ve Kiev ile Moskova arasındaki uluslararası toplumun arabuluculuğunda derhal doğrudan görüşmelere başlanması çağrısını yaptı Obama ve tüm Rus birliklerinin üstlerine geri dönmesi ve uluslararası gözlemcilerin etnik Ruslar dahil Ukraynalıların can güvenliğini temin etmesi uyarısında bulundu. Obama bu önemli görüşme öncesinde de sert açıklamalarda bulunmuştu ve 16 Mart'ta referanduma gitme kararının hem Ukrayna anayasasını hem de uluslararası hukuku ihlal ettiğini savunmuştu Obama. Hemen Kremlin'den gelen tepkileri aktaracak olursak bu görüşmeyle ilgili, Obama görüşme sonrası Kırım'daki askeri varlığını Obama ile görüşmesi sonrasında Kırım'daki askeri varlığını savunmaya devam etti Putin kuşkusuz ve Rusya'nın güneyden gelen yardım çağrılarına kayıtsız kalamayacağını söyledi. Rusya'nın ilk günden beri gerekçesi bu Kırım'daki askeri varlığını sürdürmesinin. Şimdi bu son telefon görüşmesi iki liderin bir hafta içinde yaptığı ikinci telefon görüşmesi. Kuşkusuz diplomasi trafiği iki ülke arasında yoğun. Gelelim bir başka gelişmeye, senin de aktardığın yaptırım meselesine. Başkan Barack Obama dün Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ihlal edenlere vize yaptırımı uygulanacağını açıkladı. Ve ancak uzmanlar bunun caydırıcı olmayacağı görüşünde. Zira Amerika'ya gelememesi o kişilerin hayatlarını çok kısıtlamayacak ve caydırıcı adımlar atmalarına yol açmayacak yorumları yaptı Washington'da uzmanlar. Bir diğer yaptırım da şu anda Obama'nın dün imzaladığı kanun hükmündeki kararnameler. Onlar ne? Ukrayna'nın demokratik kurumlarına zarar verdiği saptalan kişilerin Amerika'dan varlık transferini yasaklayan uygulamalar. Yine de bu yaptırımların caydırıcı olmadığını düşünüyor uzmanlar. Ukrayna'ya yardım konusuna gelince Amerikan Kongresi Temsilciler Meclisi Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık borç garantisi verilmesi kararını onayladı. Senato'nun oyuna sunulacak bu yardım konusu. Yani özetle mali yardım, yaptırımlar, Amerika-Rusya ilişkilerinin geçtiği dönem kritik, zor günler geçiriyorlar kuşkusuz. Washington'da uzmanlar bu dönemin Soğuk Savaş'tan beri yaşanan en kritik dönem olduğu yorumu da yapılıyor. Zira bölge uzmanları Rusya'ya Ukrayna'da attığı bu adımdan sonra gerekli cevabın verilmediği takdirde Rusça konuşulan diğer eski Sovyet ülkelerine de benzer adımlar Rusya'nın atabileceği yorumlarını yapıyorlar. Neyse ki şu anda her iki ülke lideri de diyalogtan yana en azından görüşüyorlar. Ancak yakın gelecekte Kırım'ın durumu ve Ukrayna'daki gelişmelerle ilgili ne olacağını henüz kimse bilmiyor Selin. Teşekkürler Mehtap Çolak Yılmaz. Ukrayna krizine Washington'un tepkisi ne oldu? Son 24 saatte ne gibi gelişmeler yaşandı? Tüm bu konuları ele aldık. Yayınımıza bölgeden son gelişmelerle devam edeceğiz. Az önce Washington'da son 24 saatte yaşananlardan bahsettik. Şimdi genel olarak siyasilerin Obama yönetiminin krizi yönetme biçimine nasıl baktığına değinelim biraz da. Amerika'nın Sesinden Michael Baum'un son gelişmelere ilişkin tepkileri haberinde derledi.
abluka altına alması, Rus askerlerinin bir Ukrayna hava üssünü silahlardan arındırması ve Rusya yanlısı göstericilerin Ukrayna'da hükümet binalarını işgal etmesi üzerine tekrar tırmandı. Kırım'da silahlı kişiler Birleşmiş Milletler temsilcisini tehdit etti. Protestocularsa Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı delegelerini hedef alan gösteriler düzenledi. Washington'da ise Amerikan Helsinki Komisyonu Başkanı Demokrat Partili Senatör Ben Cardin Rusya'yı suçladı. Sorun çıkaran taraf sadece Ukrayna değil, tüm bölgede saldırgan tavırlar sergileyen Rusya. Bu durum hepimizi çok yakından ilgilendiriyor. Savunma Bakanı Chuck Hagel, Senato'da bu konuda yapılan oturumda konuştu. Akıllı, istikrarlı ve kararlı bir liderlik sergilemenin zamanı gelmiştir. Ukrayna halkının yanında durmamız, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve ulusal egemenliğini savunmamız gerekiyor ve bunu yapıyoruz. Amerika'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Samantha Power, Rusya'nın geri çekilmesi ve gözlemcileri kabul etmesi gerektiğini söyledi. Ukrayna'nın geleceğini Ukrayna halkı belirleyecek. Ülkenin kaderi dış güçler tarafından dayatılmayacak. Rusya şu anda Ukraynalı yetkililerle doğrudan iletişime geçme istekliliğini göstermiyor. Uluslararası güçlerin arabuluculuk önerisini kabul etmiyor. Rusya ise amacının vatandaşlarını geçersiz olarak tanımladığı Ukrayna'daki yeni hükümetten korumak olduğunu savunuyor. Rus yetkililer Kırım'ı işgal eden güçleri yerel meşru müdafaa birimleri olarak tanımlandırıyor. Obama yönetimi ise bu tanımlamayı reddediyor. Amerikalı siyasetçilerin çoğu Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini şiddetle kınıyor. Ancak kimilerine göre ise Rusya'nın müdahale etmesinin en büyük sorumlusu güçsüz ve saf olarak niteledikleri Başkan Barack Obama. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi, Washington. Kırım'da parlamentonun Rusya ile birleşme kararı alması da krize başka bir boyut ekleyen gelişmelerden. Karar 16 Mart'ta referanduma sunulacak. Amerika'nın Sesi muhabiri Elizabeth Ayrton, Kırım'ın başkenti Ak Mescid'den gönderdiği haberi getiriyoruz ekranlarınıza. Rusya yanları Kırım parlamentosu önünde toplanırken siyasetçiler Ukrayna'dan ayrılma ve Rusya Federasyonu'na katılma kararı aldı. Kırımlılar 16 Mart'ta yapılacak referandumla tercihlerini ortaya koyacak. Sergey Tsekov, Kırım parlamentosu üyesi. Bu karar uzun zamandır parçası olduğumuz ana vatanımızla yeniden birleşmek anlamına geliyor. Rusya Federasyonu'na katıldık. Kırım halkının büyük çoğunluğunun bunu memnunlukla karşılayacağından ve karara destek vereceğinden eminim. Parlamentonun kararı geçen hafta Rus olduğuna inanılan güçlerin kontrolü altına giren Kırım'da krizin ciddi bir tırmanışa geçtiğinin işareti. Moskova'da Kırım'ın Rusya'ya katılma sürecini hızlandırmak için adımlar atıyor. Dün Ak Mescid'de alınan karar Kiev tarafından kınandı. Özel bir cumhuriyet olan Kırım, Ukrayna'ya bağlı ve özel statüye sahip. Kırım'da Ruslar dışındaki azınlıklar ise gelişmeleri kaygıyla izliyor. Yarımada'da yaşayan Tatarlar sadece referandum değil, mevcut parlamentonun da yasallığını sorguluyor. Abdurrahman Egiz, Kırımlı Tatar bir siyasetçi. Silahlı kişilerin baskısı altında yasal geçerlilikten yoksun karar alan bu hükümeti tanımıyoruz. Böyle bir durum dünyanın hiçbir yerinde kabul edilemez. Bu hükümeti tanımamız mümkün değil. Ancak parlamento kararına karşı çıkanlar hem siyasi olarak bölgedeki etnik Rus çoğunluk karşısında azınlık durumdalar, hem de Rus yanlılarına bağlı askerlerin varlığı karşısında güçsüzler. Yenal Küçüker, Amerika'nın Sesi, Washington. ...8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bu akşam biz de deneyimli bir kadın gazeteciyle Sonya Pace ile söyleşimizi getireceğiz ekranlarınıza. Sonya Pace uzun yıllar Amerika'nın Sesinde çalıştı. Dünyanın çeşitli bölgelerinde Batı Afrika, Orta Doğu, Avrupa, Rusya, Türkiye ve Irak'ta muhabirlik... ...ardından da Washington'da haber merkezi müdürlüğü yaptıktan sonra geçtiğimiz günlerde emekli oldu. Söyleşimizde Sonya Pace'e gazetecilik aşkını, bu mesleğe atılmak isteyen kadınlara tavsiyelerini ve Amerika'da bir kadın başkan görmek ister miydiniz gibi birçok soruyu yönelttik. Amerika'nın Sesinden Hülya Polat'ın söyleşisi. What made you become a reporter? Sonya Pace, bu zor mesleği seçmeye, haberci olmaya nasıl karar verdiniz? I loved writing. Her zaman yazmayı çok sevdim. Haber veya hikaye anlatmaktan çok zevk alıyorum. Zaten haberci olarak yaptığımız da bu değil mi? Tek farkı hikayeyi kendimiz uydurmuyoruz.
gördüğümüz, tanık olduğumuz ya da başkalarının yaşadığı hikayeleri anlatıyoruz. Bir de her zaman insan unsuruyla çok ilgilendim. Hep başka ülkelerde insanlar nasıl yaşarlar diye düşünmüşümdür. Başka kültürleri hep merak etmişimdir. Bazıları bunu her şeye burnunu sokmak olarak görebilir. Bu benim için en iyi meslek tercihiydi. Farklı kişileri, kültürleri tanımak, onları anlatmak çok güzel. Bundan iyi bir meslek seçemezdim. İyi gazeteci olmak isteyenlere ne tavsiye edersiniz? Çok istemeleri şart. Israrla ve kararlılıkla istemek gerekiyor. Güçlü bir istek varsa o zaman gerekli olan becerileri geliştirmek söz konusu. Çok iyi yazmak ve duygularınızı yaptığınız işin dışında tutmak çok önemli. Böyle yapmazsanız taraf tutarsınız ki bu meslekte çok yanlıştır bu. Haber izlemek, olayın geçmişini incelemek ve haberi verdiğiniz kişilerin soru sormasını gerektirmeyecek şekilde yansıtmak zorundasınız. Ama kendinizi olayın dışında tutarak. Ruanda'da başıma silah dayandı ama ben bunu geçtiğim haberde yazmadım. Şunu sordum kendime, ben kimim? Ruanda halkının yaşadığı katliama göre bana olan son derece önemsiz bir şey. Böyle düşününce tarafsız kalabiliyorsunuz. İyi bir gazeteci olmanın en büyük koşulu ne sizce? En çok önem verdiğiniz ilke ne oldu? Accuracy, balance. Doğruluk, denge, tarafsızlık. Olayların geçmişini iyi incelemek. Sadece Amerika'nın sesinin tüzüğünde yazılı olduğu için söylemiyorum. Bunlar iyi habercilik için çok önemli unsurlar. Çünkü karşımıza belli bir amacı, gizli niyeti olan kişiler çıkabilir. Onlara alet olmamak şart. İyi gazeteci, iyi haberci, izleyenin kafasında soru işaretleri bırakmadan haber yazabilen kişidir. Washington'daki siyasi ortama bakalım. Cumhuriyetçilerle demokratların partizan çekişmeler içinde kavgaya giriştiklerine tanık olduk. Bugünkü siyasi ortamı nasıl değerlendiriyorsunuz? Washington'da çalışıyoruz. Her dakika haberin içindeyiz. Benim evim de Washington'da. Washingtonlu bir yurttaş olarak da durumu izliyorum. Beyaz Saray'dan Kongre'ye kadar her yerde neler olup bittiğini görüyoruz. Siyasetçilerin bu kadar kutuplaştığı bir dönem daha yaşamadık diyebilirim. Eskiden uzlaşma yolu bir şekilde bulunurdu. Ancak bugün bu çok zor oluyor. Elbette demokrasi kolay değil. Herkes fikrini söyleyecek ama sonuç getirecek bir yol izlenmesi gerekiyor. Ne yazık ki bu noktaya kolay gelinmiyor. İlerleme olmaması, devlet dairelerinin kapanması halkı canından bezdirdi. Yapılan kamuoyu yoklamaları da siyasetçilere desteğin bu uzlaşmazlık yüzünden rekor düzeyde düştüğünü gösteriyor. Halk Kongre'nin işini yaptığına inanmıyor. Do you think the United States is ready? 2016'daki başkanlık seçimlerinde ne olur sizce? Amerika bir kadın başkana hazır mı dersiniz? You know, I think America was almost ready back in 2008. Bence 2008'de Hillary Clinton, Barack Obama'ya karşı aday olduğu zaman da Amerika buna hazırdı. Obama kazandı ve bu bir ilk oldu. İlk kez Afrika kökenli bir Amerikalı başkan seçildi. Birçok kişi bunun gerçekleşeceğine de inanmıyordu. Ama oldu. Demek ki toplum hazırdı buna. Bence Amerika artık bir kadın başkana da hazır. Neden olmasın? Elbette kolay değil. Ancak başkanlık gibi bir göreve aday olan herkes için zorluklar var. Başkan Obama için de vardı. Yaşayıp göreceğiz. Thank you very much, Sonia Pace, for being our guest today. We really appreciate your sparing the time. Thank you so much and thank you for inviting me. Haftanın son yayınını da böylece tamamlıyoruz. Yayın ve haberlerimiz için internet adresimiz amerikanınsesi.com. Haftaya Washington'dan karşınızda olacağız. Amerika ve dünya gündeminin öne çıkan maddelerini aktaracağız yine. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. İyi hafta sonları.